Evet, sevgili arkadaşlarım, bugün mübarek Cuma, yarın Cumartesi ve Pazar günü İstanbul'da Milliyetçi Hareket Partisi İl Kongresi gerçekleşecek. İnşallah memleketimize, bize, şehitlerimize, şehitlerimizin bıraktığı hatıralara, onların yakınlarına ve ülkelerimize hayırlı olur dileklerimle başlayayım. Tabii bugün hepiniz gazeteleri açtığınızda, internet sayfalarını açtığınızda bir şey gördünüz. Mevcut Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Abdurrahman Başkan, yani referansları Orta Doğu Gazetesi'ndeki elemanlardan Mehmet Müftüoğlu ve onun gibi birkaç kişinin Bahçeli üzerinden İstanbul'a üstten aşağı indirilmiş bir arkadaş. Bugünkü gazetelere verdiği beyanatı gördünüz ama ben tekrarlayayım. Akşam gazetesinde okudum ama ben haberler.com'a da alıp koydum. Diyor ki ben genel başkan, il başkanı olduğumda diyor kendime bir tane solcu danışman alacağım diyor. Arkadaşlar bakın Milliyetçi Hareket Partisi il başkanı kendisine bir solcu danışman alacakmış. Bunu da bize yenilikçi, halka çok büyük iş yapıyormuş gibi sunuyor. Alacağı solcu, yani o sol dünyanın danışmanı ona herhalde şunları anlatacak. Bu sıralar 3. yargı paketinden, eşitsizlik ilkesinden, hukuksuzluktan, zalimlerin kendi hükümet dönemimizde içeride bırakılan ülkücüler, Bünyamin Adanalı, Ünal Osmanoğlu, bizim Muhsin Kaya, yurt dışındaki sürgünlerimizin katil, katil diye bugün linç kampanyası yapmaya çalıştıkları o solun içinden bir tane danışman alacakmış. Bir de bu da yenilikçi olacakmış. Ben de diyorum ki, ey Abdurrahman Başkan, senin sol danışmana ihtiyacın yok çünkü sen kendin öylesin. O kafadasın. Ha çok fazla ihtiyacın varsa Murat İde orada. Bengü TV'nin başına koydunuz. Daha fazla ihtiyacın varsa Orta Doğu'dan size bulurlar. Şimdi bu Haber.com dergimizin bu sayısı ülkücü ulusal çatışması. Bütün ülkücülerime tavsiye ediyorum onu alıp bir okusunlar. Oradan işin gerçeğini görmeye ve analiz etmeye çalışmak açısından önemli bir kaynak oluştu inşallah. Şimdi bu arkadaş Bahçeli'nin öz evladı, efendim tekne gazıntısı, Cicioğlu Abdurrahman Başkan. Başka kim Cicioğulları? Niyazi Paksoy. Diğer Azmi Karamahmutoğlu, İbrahim Cingi, efendim Memduh Yellice, Erdem Karakoç, üvey evlat, pardon üvey evlat bile değil, başka bir şey. Dolayısıyla ülkücü iradeye benim sözüm, mesajım şudur. Kim istiyorsanız onu desteklersiniz. Biz buradan sizi ikna edemeyiz. Kimse de sizi ikna etmeye çalışmasını da doğru bulmam. Ancak burada sizler meze olduğunuzun farkında olun. Yani şunu bilin. Verdiğiniz oy kime gidecek? Yani siz Erdem'i, Azmi'yi vesaire adaylara oy verirken verdiğiniz oy bizden birini mi seçecek? Yoksa bizden birilerinin kaybetmesine vesile olup Sayın Bahçeli'nin ve onun kasetçi kardeşlerinin, yoldaşlarının artıklarını mı seçeceksiniz? Yani seçebilirsiniz tabii. İstediğiniz seçebilirsiniz. Diğer arkadaşlar da hoş mu? Biz muhalifiz demiyorlar. Ben de onları muhalif diye desteklemiyorum. Ama ehveni şer diye bir şey vardır. Baktığınızda size en yakın olana taraf olursunuz. Tıpkı benim anayasada hayır oyu vermek ve bunun hayır kampanyasını yürütmek gibi. Ben genel merkeze muhalif olduğum halde seçimlerde gece gündüz çalıştım. MHP'ye oy verdirdim, oy verdim. Ama ben muhaliftim. O ayrı bir şeydir. Şimdi bu durumda böyle bir şeydir. Dolayısıyla bu trajik komik skandalı lütfen duyun, etrafınızda paylaşın. Abdurrahman Başkan kendisine solcu bir efendim danışman alacakmış. Bunu yenilikçilik diye bize yutturmaya çalışan, bizi alay eden, ülkücünün aklıyla, gönlüyle alay eden, bu herife haddini bildirmeyenlere ben hakkımı helal etmeyeceğim. Niyazi Paksoy da buna teşnedir, çanakçıdır. Bu çanakçıyı destekleyenleri de, eğer arkadaşlarım varsa onlara da hakkımı helal etmiyorum. Onlara rica ediyorum. Allah rızası için vicdanlarına ve merhametlerine dönüp bir kere ülkücülük yapsınlar.
şehitlerin hatırasına, geçmişin hatırasına, ülkülerinin hatırasına. Bu konudaki bu mesajımı lütfen bir parti taassubiyeti, adam taassubiyeti ya da adamcılık olarak düşünmeyin. Ülkücülerin kazanması için bir kere daha düşünün. Bu gece varsa istihareye yatın. Yok bilmiyorsanız büyüklerinizden rica edin. Allah aşkına hayırlı bir karar verelim diyorum. Hepinize sevgiler, saygılar.